Sayın Genel Başkanım. Kahvede oldu başkanım. Peki, başkanım. Şu an daha geldi. Fazla. Bir yıldan beri kapalıyız. Buyurun, evet. Çay alalım. Devletimizin vermiş olduğu destekleri var. İş yerlerimiz kapalıydı. Yapılandırma yaptık. Yapılandırmamızı ödeyemedik. Evet. 5. ayda Cumhurbaşkanlığı genelgesi çıktı. Vakıflarımız var. Belediyelerimiz kiralarımızı almadı. Fakat vakıflarımız var, kiracılarımız var. Kiraları yüksek. Bunlara yazılarımızı yazdık. Hükümet geldi. Bu insanlar kredi çekip kiralarını ödediler. Belediye almıyor ama vakıflar alıyorlar. Belediye almadı. Fakat vakıflar Mart ayında, 2020 Mart ayında Turizm Bakanlığı geçmesine rağmen ayrı bir kurum nedeniyle alındı. Ama şu an biz hibe desteği istiyoruz. İnanın bir yıldan beri kahveciler 1 lira borcu olan bugün 50 lira borcu. Çay alalım mı? Kaç tane kahvecimiz var? Çay alalım hocam. Merkezde 470 tane kamalı esir, kahvehane ve çay ocağı. Şu an bunlar bir pazar parasına ihtiyaç. İnanın bizim aylardır. Üyelerimiz dilacı durumuna düştü. Belediyemizden yardım istiyoruz. Belediyemizden yardım istiyoruz. İş adamlarımızdan yardım istiyoruz. İnanın yani şimdi mesleğimizden de vazgeçtik. 600 yıllık bir kültürümüz yok oluyor. Yani zaten işlerimiz boşanıyor. Biz daha sokağa inmedik. İnmek de istemiyoruz. İnanın çok zorundayız. Sizden önerge verip en azından bu hesaba 25 lira bir hibe deste talebimiz var. Esnaf sanatken kredi değil, hibe diyor. Hibe deste. Zaten evet. Mart ayında kapandık. Yerimiz perperişim oldu. Ya biz sadaka istemiyoruz. Yine şu an 25 lira bize hibe desteği verirse şu esnaf derin bir nefes alır. Bütün esnafın kira borcu var. Hepsi devletin kirası değil. Şimdiki dükkanımızı açtık. Gittiğimiz bir yerde esnaf şunu söylüyor tabii. 40 yıldır devlete vergi ödüyorum. Baba bana 40 yıl bakmadılar diye. Doğru söylüyor tabii. Ama sosyal devletin size yardım etmesi lazım. Hibe desteği vermesi lazım. Kredi ama geliriniz olacak ki siz ödeyeceksiniz. Yani gelir de olmadığı yerde siz verilen krediyi nasıl karşılayacaksınız? Taksitler yani, yavaş kalıyor. 16 Mart'ta kapandık. Evet. Hiçbir arama kapanmadı. Bizim market kapanmıyor. Para sirkülasyonu hiç kesilmiyor. Evet. Parayı verdim, para üstüne aldım. Evet. Ama benim oyunum yasaklandı. Evet. Kahvelerimiz kapalıydı, korona artmadı mı? 2-3'e kapalı. Evet. Bir yıldan beri yani oyunlar yok. Evet. Oyunlar olmadığı için kahvemiz çay ocağı gibi. Evet. İnsanları oturtamıyoruz. Gelen esnaf çay içiyor, geliyor. Ama yüzde oturup sohbet edemiyor. Doğru. Sosyal mesafemiz gerçekten doğru. Çok iyi yani. Evet. Desinler ki, kumar zaten var. Şu yasakladığı kumar yok mu? Oynayan bir şekilde çatı arasında, Bodrum'da, Köprülük'te her yerde oynuyor. Sayın Genel Başkanım, kahvelerimiz kapandı, mahallenin ışıkları söndü. Yani hırsızlıklar arttı. Şimdi postacı geliyor, kahveciye söylüyor bu nerede? Kargo geliyor, kahveciye söylüyor. Vatandaş evine para bırakmamış, geliyor kahveciye diyor ki annem para gidecek, 50 lira, 100 lira vermişsin. Biz aynı zamanda maden döner sermayız. Öyle. Evet. Bu için sizler de gelin başkanım. Yani hassasiyetle de evet, hata hayırlısı diyelim. Çok teşekkür ederim. Evet. Efendim. Size sağlıklı günler. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun. Hoşçakalın. Durumdayız abi. Uyanma vakti geldi ama. Geldi. Bir kere, 5-6 kere yaşamadan bazı isteklerimi kreş işledim. Bunu size ulaştırmak istedim. Tamam. O bir. İkincisi yapılandırma yapıldı. Evet. Yapılandırmayı herkesin borcuna göre aylara bölmedi. 10 milyar borcu olanı da 18 ay, 300 milyar borcu olanı da 18 ay. Zaten ödeyemiyoruz. En azından borcu yüksek olanı 50-60 aya yukarıda borcu ödeyebilirim. Şimdi ne olacak? Borcu da faizi de yapıyorlar. Zaten. Faizi yapıyorlar. Esnafların kredisini Haziran'a kadar ertelediler. Ama esnaf sanatçılardan gelen bilgi o aya kadar %100 faiz yüklendi. Orada da bizim abi. Şimdi eğer sizlerin sayesinde o seçim duyurabilirsek ben sürenin uzatılmasını istiyorum. Bu vergi ve SSK borçlarının. Çünkü eğer bir ay, iki ay ödeyeceğiz. Ondan sonra zaten yapılandırmamız bozulacak ve icralar yine başlayacak. Sadece bunu söyleyebilirim. Tekrar.
Çözeceğiz. İnşallah. Hiç endişe etmeyin. Ama beraber çözeceğiz ya. Ama benden... Tabii. Sağlam tutacağım. Hiç meraktan olur. Hep beraber çalışacağız. Ya ben de çalışacağım. Diğer arkadaşlar da çalışacak. Allah kolay gider. Bugün evet hoş geldiniz. Eyvallah eyvallah. Ya siz bütün kurallara uymuşsunuz vallahi. He? Nasılsınız hocam? Ben devam edeceğim. Ayvalar nerede? Ayvalar Çanakkale. Çanakkale. Evet. Çilek. Çilekli. Antalya. Antalya. Evet. Portakalımız birike. Sulu portakal. Yemek donmasa güzel. Evet. Biz ikinci sezon kaybettik. Bir aracı, sıfır aracı. 350 bin lira. İki yaşı kaybettik. Bizim araçlarımız iki yaş aşmadı. Biz bu 15 yaş istiyoruz. Yenileyemiyoruz. Mekanın ortada, bütçe ortada. Kazanamadıktan sonra çalışmadan aracımız iki yaş yaşlandı. Yani işe gitmeden evde oturarak yaşlanmış gibi bir şey yok. Yani araç yenileyemiyoruz. Son zamanlarda duyuyorum. Gazeteci arkadaşlarımız var. Sayın gazeteci arkadaşlar da var. Evet. Sağ olun. Sağ kuramların hepsi duyar. Hepsi duyar. Ama çözeceğiz. Yani beraber çözeceğiz. Bakın ben sizden bir şey istiyorum. Yani. Bana anlatıyorsunuz. Güzel. Ben sizin sorunlarınızı ama sizden önce pozisyonu yarın sandık gelecek. İnşallah. Bunları çözemediler. Gidip diyeceksiniz ya şu CHP'ye bir gidip bir oy verelim bakayım. Çözecek mi çözmeyecek mi? İnşallah. Vallahi de çözeceğim, billahi de çözeceğim. İnşallah. Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim. Bu ülkede herkesi birbirine kardeş yapacağım ya. Herkes birbirine kavga eder hale geldi. Birbirinin gözünü oyacak neredeyse. Böyle siyaset mi olur ya? Kardeşi kardeşe düşman ediyorsunuz. Milleti aç bırakıyorsunuz. Yazık günah ya. Sizin aracınız var doğru. Onunla geçiniyorsunuz doğru. Sizin ekmek tekneniz doğru. İki yıldır çalışmıyor. Ayda 1000 lira. Ya 1000 liraya nasıl geçinecek bu sigortamızı, insan? Çoluk çocuğu var bu insanın. Sayın Başkanım aracımızın trafik sigortasını dahi karşılamıyor. Karşılayamaz efendim. Liradan bir de sizden sosyal güvenlik primi isterler. Evet, bir de sizden vergi isterler. Ya insaf ya. İnsaf. Düzelteceğiz, düzelteceğiz. Hiç meraklanmayın. Hayırlısın inşallah. Vallahi de düzelteceğiz, billahi de düzelteceğiz. Başkanım. Ama desteğinizle. Beraber düzelteceğiz. Başkanım. Tamam. Temizdeki selamlar. Sağ dönüşümün karşısında duruşunuz. Bizleri çok gururlandırıyor. Çok gururlandırıyor. Ülkemizdeki işsizlik, sizin de bahsettiğiniz had safhada. Gibi had safhada. Bunların çözümünü bekliyoruz. Evet. Tüm meslektaşlarımız servisçilik yapıyor. Başka işlerde çalışıyor.
çok mağdur durumda. Sosyal güvenlik primlerini ödeyemiyorlar. Bunların üzerine gitmemizi, özellikle de rantsal dönüşüm değil, ciddi anlamda kentsel ve sosyal dönüşümün yanında olmanızı istiyoruz. Sağ olun, onu yapacağız. Bakın bizim belediyelerimiz onu yapıyorlar. Onların yaptığı gibi yapmıyorlar. Eğer bir yerde rant varsa orada, o rant orada oturanların hakkıdır. O hakkı alıp başkalarına, yandaşa vermek doğru değildir. Bizim temel hedefimiz odur. Adımız da zaten Cumhuriyet Halk Partisi. Halk için çalışıyor. Vatandaş için çalışıyor. Siyasetçi eğer vatandaş için değil de cebi için çalışırsa o memlekette huzur olmaz. Biz bu memlekette huzurun olmasını istiyoruz. Herkes kazanacak. Herkesin geliri olacak. Her eve ekmek gidecek. Her evde çoluk çocuk aile huzur içinde yaşayacak. Yani temel hedefimiz bu ve biz bunu gerçekleştireceğiz. Gerçekleştireceğiz. Ve beraber. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Bir ülkenin kalkınmışlığı eğitim ve kültür olur. Bir, ikincisi ekonomisi de geç, geç, geç. Ama biz senelerde bunu göremiyoruz ve çok sıkıntı yaşıyoruz. Ve buna da bir çözüm ulaştıramadılar. Eğitim konusu Türkiye'nin en temel sorunlarından birisidir. Evet. Ve bizim çocuklarımız 19 yıl denek olarak kullanılıyor. Aynen. Eğitim iyi olursa kültür seviyesi yüksek olur. Kültür seviyesi yüksek olursa Türkiye çağdaşlaşmayı yakalar. Dolayısıyla herkes, esnafı da, sanayicisi de, kobicisi de, servisçisi de herkes kazanır. Herkesin kazandığı, herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. O bir. Ama bunu beraber yapacağız. Yoluma çalışıyoruz. Hep beraber iyi olmaya çalışıyoruz ama kesinlikle iyi olacağız. Zor bir süreçten geçiyoruz. Biliyorum. Kesinlikle iyi olacağız. Destek alamıyoruz bir anda. Evet. Esnaf şu anda ciddi anlamda bir krizde. İnşallah düzelecek diye bekliyoruz ama. İnşallah. Düzelteceğiz. İnşallah. Bekliyoruz. Ama beraber düzelteceğiz. Aynen. Beraber. Eşi efendim. İlimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu özel günde sizleri görmek bizleri çok mutlu etti. Sağ olun. Sağ olun. Sektörümüzle ilgili sıkıntılarımız vardı. Sayın vekillerim ve sizin nezdinizde akşam hayırlı haber geldi. Ama sayın vekillerimin çok büyük katkısı oldu. Allah razı olsun. Sizlere teşekkür ediyoruz. Bizi bir özel günümüzde yine bir özel gün yaşattığınız için çok çok ses geldi. Yarım kilo istiyorlar. Evet. Akşam olacak şey değil. Ama sayın vekilimin Faik abimin katkılarıyla çok güzel ses geldi. Sizlerin nezdinde Allah razı olsun diyoruz. Tüm sektörüm adına sizlere teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sağ olun. Bütün oyunculara biz de selam ve bu özel günde affınıza sığınarak size ufak bir hatıra vermek istiyorum. Buyurun şu rozeti. Çok güzel. Bu rozeti takarsanız çok söz takacağım. Tamam Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim. Anka biraz yerinden. Bu vesileyle bütün kuyumcu arkadaşlara da selam saygı gönderelim. Başım üstüne. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ onlar olun. Gerçekten çalışıyorlar. Evet. Bizim mutlu günlerimizde beraberler. Biz nişanlandığımızda, evet. Olduğunda, sünnetimizde... Çok güzel bir sektörümüz var Sayın Başkanım. Sayın Vekilime de, evet. Nezdinizde çok teşekkür ediyorum. Onu Manisa'da anlatmışlardı işte. İzmir Oda Başkanımız da size paylaştı. O da ifade etmişti işte. Çok sıkıntılı bir süreçti. Toplantısında alacak diye. Evet. Tabii bu akıl alacak bir şey değildi. Neyse vazgeçmeleri güzel oldu. Akşam hayırlı haber geldi. Güzel, akşam güzel. Şey, grup toplantısında Sayın Vekilimizin sesi çok evet. çok iyi geldi. Allah gönlünüze göre versin. Çok iyi. Güzel. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yakınız ağzı edersiniz. Eğilim. Kalkacağım. Kamaya destek veriyorsunuz. Öyle çok abi. Teşekkür ederiz. Evet, devam ediyoruz. Genel Başkanım, usta öğreticiyim. Pandemide Milli Eğitim tarafından işten çıkarıldık. Pandemi sürecinde. Turizm Azalçı Lisesi'nde usta öğreticiyiz. Evet. 31 Aralık'ta işten çıkarıldık. Pandemide devlet işten çıkarırsa diğerleri ne yapsın? Ne olacak bize? 28 arkadaşı işten çıkardılar. Evet. Genel Başkanım. Depreme dayanıklı değil dediler. Milli Eğitim Bakanlığı. Evet. Bunun hakkında yardımcı ederiz. Yani parti olarak bakarız.
bizim milletvekili arkadaşlarımız da var, bana söylesinler, biz gerekirse ilgili bakana milletvekili arkadaşlarımızı gönderir. Pandemi sürecinde insan işler mi? Devam başkanım, bir iki milletvekili arkadaşımız canlıların gündeme getirildi bu konu. Tamam, gene gündeme getiririz, gene uğraşırız. Gerekçeli sebep depreme dayalı değil bina, aynı binada üretim yapılıyor, devlet kurumlarına yemek satıyor. Aynı binada. Evet, şu an son verildi. Uğraşacağız. Teşekkür ederim. Beraber mücadele edeceğiz. Birlikte. Devam edelim. Hoş geldiniz. Oyunuz hoş bulduk. Allah şifa sağlıklar versin. Abi. Başkanım biz şimdi çok mağduruz. Kadınlar dolayı biz iş istiyoruz. Başkanım biz bak şu anda iş kura gittik. İnan ki iş bulamıyoruz. Çocuklarımız var bizim. Okuyorlar, spora gidiyorlar. İnan ki ben bugün çocuğuma açlık parası veremedim ve spora gidemedim. Yani üzülüyoruz biz gerçekten. Bize bir yardım diyor mu? Hani biz yardım da değiliz, hadi iş istiyoruz, ayaklarımızın üstünde duyalım. Evet. İnşallah yapacağız. Beraber i̇nşallah, yapacağız. İnşallah. Allah sizinle ne olsun. Bir iş İnşallah. Hadi bakalım. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi, benim kağıdımızı alabilir miyim? Alacağım, alacağım. Tamam. Aynı raddede. Aynı çizgide gideceğim. Sizin sözlüğünüz olacak, söz veriyorum. İnşallah. Tamam. Tamam. Böyle geçebilirsiniz. Kömüre dikkat edin arkadaşlar. Valla bir ay kadar kapalı kaldık. Sonra hep kapa keseriz. Allah'a şükür dedi ama pandemi etkiledi başkanım. Valla buna şükür diyoruz başkanım. Şu anda 3 kişi çalışıyoruz başkanım. Pandemi öncesi 6 kişiydik. Şu anda 3'e düşürdük inşallah. Pandemi bitsin. Daha... İnşallah biter. Rahatı ererseniz. İnşallah. Altı kişi değil, o da iki kişi çalışırsınız. İnşallah, sağ olun. Teşekkür ederim. Karşıya. Evet. Fiyatları çok arttı biliyorum. İki kat, iki kat. Hepsi iki kat arttı. Bir civarıyım. 130 milyon alamıyoruz hayvanlarımızı. Ne yiyecek hayvanlarımız? Evet. Tek tere çocuğum var. Çoban tutamıyor. Yok. Öyle. Cumhurbaşkanı geldin halimi görsün diyelim. Tamam. Çin ezanları çıkıp yavrularla yapıp etti. O sarayda oturuyor. Sarayda böyle sorunlar yok. Çin'in suçluyor. Çin'in suçluyor. Çin'in suçluyor. Gelsin benim başkanım abi. Bir foto alabilir miyiz? Eczane mi? Evet. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? Babam 1956'da açmış. Öyle mi? 1956'da. Hala sağ. Hep aynı yerde mi? Aynı yer. Aynı yer. Aynı. Evet. Yine gidemem bir dakika. Tabii tabii. Peki efendim. Bir dakika arkadaşlar. Mevcut durumu biliyorsunuz. Yardım hepim söylenecek bir şey yok. Yaşımızdan daha iyi biliyorsunuz. Evet, biz artık ne olabilir? Biz eminiz bu kasa tamdır. Biz onu bunu yapalım, onu isteyelim, bunu isteyelim. Bunların hepsi bir laf cambazlığıydı. Biz sizden ne istiyoruz şu anki durumda? Ne istiyoruz? Şu anki durumda var eşitlik. Kapatacaksan herkes kapatsın. Gündüz var benim restoranım var. Ben masraf yaptım. Açılacağız diye heyecanlandım. 40-50 bin liralık masraf yaptım. Yok halimle. Bir haftada akşam servisi verdim. Zarardayım. Şimdi hafta içi üstüne 50 bin lira daha zararla. Ben yine zarardayım. Hafta içi kapattım. Şu an sadece cumartesileri açıyorum. Eğer 3 kişiye indirdim. Daha önce 5 kişi. 5 kişi. Şu an 3 kişi. Eğer efendim gündüz açılıyorsa bizim arkada. Halk bölündü, yine bölündü halk. Pandemi var kabulümüz. Hep beraber yapalım. Ama gündüz çalışıyorsa akşam ekmek yiyenleri de düşünecek. Akşam saatlerini de yapacak bir. Yapmadı ama siz bunu lütfen takip edin. Ve en mağdur olan kişiler bizleriz. Allah kısmet ederse geldiğiniz zaman en mağdur olan biz isek lütfen bize geldiğiniz zaman lütfen bize ayrıcalıklı davranın.
Yani bizim bu mağduriyetimizi diğerlerine göre daha göz önünde bulundurun. Sizden rica ediyorum. Yine bölünüyoruz. İkinci konuyu da söyleyeceğim. Biz oteller, efendim bunu biliyorsunuzdur. Otellerde, restoranlarda normal servis yapılıyor. Gözümle gördüm saat 10.30'da 11'de. Eşit olalım, nasıl eşit olalım? O zaman onlar da odaya servis yapsınlar. Bizim onları kazandığımızda yok gözümüz. Ama benim bütün müşterilerim otellerin dışarı yukarıya kaydı yapılıyor. Biliyorsunuzdur ama benim gözüm götürmüyor. O zaman yukarıya yine kazansınlar ekmeklerini ama restoranları kapalı olsun 7'ye kadar. Kazansınlar, daha çok para versinler elemanlarına. Odaya yapsınlar, alkol servislerini, yemek servislerini neyse odalara yapsınlar. Ben çok üzgünüm. Hoş geldiniz, sefalar getirdim. Akşam saat 20'si geldi. Pandeminin dünyada büyük bir sıkıntı olduğunu hepimiz biliyoruz. Onlar müşterilerine servis yapabiliyor. Fakat biz bu yüzden sokak esnafı olarak bunu sağlayamıyoruz. Bundan dolayı ayrıca maliyetlerimiz çok önemli. Kira gelirlerimiz de var. Yani giderlerimiz de var. Efendim bu bir siyasi tercih. Siyasi tercihi böyle. Bizim siyasi tercihimiz öyle. Biz bir kuruyor. Esnafın huzur içinde yaşamasını öldüren devletimiz. Eğer bir karar alınacaksa herkes için iş duyuyor. Az önce söyledim. Akran kadın arkadaşımız. O söyledim benim iş yerim. Ama bir otelde çok daha rahat. Yemekleri görüyorum. Hatta televizyonlarda izledik. Ayakları görüyorum. Hiçbir yasak yok. Ama size dedik ki her şey yasak var. Artık dükkanı açmaya başlıyor. Yani turist tesis olanlar işlerini götürüyor. Evet. Evet. Yani o iş şartlarda iş yapması var. Ama Kadir Başkanım'a teşekkür ederiz. Kapalı olan aşağı arkadaşlar, küçük boyunca destekler var. Başka da hiç kimseden destek alamadık. Hepsi bir sürü. İnşallah. Beraber olduğumuz zaman inşallah. Sadece Tekirdağ'ın esnaf değil, Çankırı'daki esnafın da kazanması lazım. Rize'deki esnafın, Hakkari'deki esnafın da kazanması lazım. Herkes kazanacak, memlekette huzur olsun. Yarısı kazanır, yarısı kaybederse olmaz. Düşmanlık çıkar. Ama Ali'ye torpil yapıp ona farklı. Veliye, efendim sen bir şey cezayı çekeceksin demek yok. Bu pandemi mesela büyük bir salgın. Bana devlet olarak destek ver. Açma dükkanı. Beni niçin ölümden karşı karşıya ya da yanımda çalışanları karşı karşıya bütün dünya. Yani uygulanması gereken asıl. Bu bize sosyal devletin ne kadar dükkanı kapattığınız zaman devletin gelip size destek vermesi. Ha ben demiyorum sizin kazancınızın %100'ünü size versin. Ama sizin geçinebileceğiniz kadar, en azından asgari ücret kadar size her ay belli bir ücret ödemesi lazım. Sadece size değil, sizin yanınızda çalışanlara da öyle. Onlar da çalışıyor. Ya kahveci anlatıyor, 3 kişi. İşimiz yok. Ben dağıtıyorum, onları dağıtıyorum. Ya nasıl oluyor? Ben işverenim, tamam ama ben o beraber çalıştığım kişiyle arkanız akrabayız. Ben çocuğunu sünnetinden düğününe kadar tutuyorum. Artık ben o işime sanıyorken çektiğim acıyı biliyor musun? Ben çalışanlarım zaten aileniz oldu. Aile oldu. Ben kazanamıyorum. Sen öyle de sokak. Bizim belediye ellerinden gelen imkanlar yardım yapmaya çalışmışlar. Yardım yapmaya çalışmışlar. Ona rağmen kalktılar, yasak getirdiler. Yasak. Yardım yapmayı engellemek istedim. Dedim ki belediye başkanlarına iş şikayet etmeyeceksiniz. Yasaksa başka yolda gene yardım yapacağız. Yani çözeceğiz. Beraber çözeceğiz. Biz de içeri geçiyoruz. Biz de içeri geçiyoruz.
Teşekkürler efendim. Çok sevindim. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Kalsın diye tekrar ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım. Motorlar Dernek Başkanı. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkür ederim. Genel motorların sorununu çözeceğim. Öyle güzel. Her motora bir tane kartonlar vereceğim. Ve muhtar bir yere izinli gittiği zaman muhtarların kapısı da kapanmayacak. Konuyla ilgili çok sıkıntı. Bana bunu söylüyorum. Ben bunu söylediğim zaman vay efendim sen işsizlik sorununu bununla mı çözeceksin? Evet bununla çözeceğim. Muhtara da bir adam vereceğim. Üniversite mezunu vereceğim. Muhtar bir yere izinli gittiği zaman orası açık olacak. Vatandaş gelecek buna muhatap olacak. Sayın Genel Başkanım inşallah tarımın da sorununu çözer. Tarımın da sorununu çözer. Tarımın sorunları çok büyük. Evet. Traktörlere bak bu traktörleri alıyoruz bir sürü. Gübre masraflarımız çok. Evet. Gübreleri şurada Temmuz'da 1860 liraya aldık. Şimdi 3200 lira gibi rakamlar çok yükseldi. Evet. Bunun yanında ilaç giysilerimiz çok yükseldi. Şu makinasyon makinelerimizin parça şeylerimiz çok yükseldi. Evet. Hani %15 yüzde diyorlar enflasyonu, 20 falan diyorlar. Bizde %70 %80 çıkıyor enflasyon. Sizin masraflarınız. Bizim masraflarımız da öyle çıkıyor. Ama kimse bunları ses çıkarmıyor. Değil. Ama desteklerimizden bile para kesiyorlar bizim. Evet. Geçen gün buğday desteği aldık. Buğday desteğinden %7 %8 banka para kesmiş. Niçin kestiniz bu parayı diyorum? Ekranda göremiyoruz diyor memurlar. Hani desteklerden bile paralarımız kesiliyor. Yani. Evet. Böylece, sorunumuz büyük. Böylece desteği de vergiye tabi tutuyor. Bir de şu var, Malkara'da mesela bizim köyümüz bak muhtar burada %30'u satıldı. %40'ı satıldı arazilerimiz. Evet. Alanlar belirli, şirketler alıyor bunları. Kim bu şirketler? Onların karşısında biz duramıyoruz. Evet. 15 seneden beri aslanı kediye boğduruyorlar. Para kazanamıyoruz. Kazanamayınca karşımızdakiler tarlalarımızı alıyor elimizde. Evet. Şimdi de duyduk. Bak şimdi bir yem fabrikamız vardı, bir tane fabrikamız vardı. Bir de çiftlik aynı kişinin de Katarlara satmışlar. Hani yabancılara gidiyor. Biz merhaba mı olacağız bu memleket? Bu memleketi beraber yeniden inşa edeceğiz. Vallahi bilmiyorum. Bak şu traktörün depolarını dolduramıyoruz. Evet. Sizden yarısı bizden. Diyorlardı deponun yarısı sizden yok, yarısı yok bizden öyle diyorlardı. Şey. Hani mozot parası 5 lira 3 lira 5 lira verecekler. Bütün çiftçiler duysun. Demiyorlar mıydı? Deponun yarısını siz dolduracaksınız, yarısını da biz dolduracağız. Eğer biz bunu yapmıyorlarsa, sevindik hani olacak tamam, diye ama bunu yapmadılarsa oy vermeyeceğiz. Sandık gelecek önümüze diyeceğiz kardeşim. Şimdi zaten bakma. Bakın Genel Başkanım, bizim burada tarım, Konya'ya gittik, Konya'daki çiftçilere tarım aletlerine %50, %60 hibe desteği varmış. Bizde yok. Niye yok diye soruyoruz. Biz 12-0 yaptık diye suçumuz mu var yani? Biz onlara oy vermedik diye mi bize bunu yapıyorlar? Bak hiçbir çiftlik burada destek alamıyor, teşvik alamıyor. Evet. Neden alamıyorlar? Tekirdağ'ı neden ayırıyorlar? Hani biz başka bir yere mi bağlıyız yani? Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti devletine bağlıyız. Biz saygın de onu diyoruz. Biz Türk'üz Sayın Genel Başkan. Çalışkanız. Evet. Bu memleketi bir adım öne götürmeye çalışıyoruz. Götürüyor. Herkesi seviyoruz. Öyle. Biz burada Kürdü'yle, Lazı'yla aynı sofraya oturup ekmeğimizi konuşuyoruz. Eyvallah. Trakya'ya geldiği zaman herkes ekmek yiyor burada. İşte biz kimseye bir başka türlü bakmıyoruz. İşte vatansever bu demektir. Ama yani öyleyiz biz yani. Evet. Yıllardan beri de öyle olduk yani. Öyle. Ama bizi dışlıyorlar. Destek vermiyorlar mesela bize. Tekirdağ çiftçisi apayrı. Bitti. Hiçbir şeyden teşvik alamıyoruz. Konya'ya fuara gittim. Evet. Adamlar çatır çatır tarım makinesi alıyor. Nasıl alıyorsunuz bunlar dedim. Çok pahalı bunlar dedim. %50'sini devlet veriyor dedi. Size gelince yok. Ya bize bir tek şey yapıyor. İşte indirimli faizli para veriyor bize. Tarım krediden şeyden Ziraat Bankası'ndan. Evet. Düşük faizli şey veriyor. Ama öteklerin hepsini hibe ediyor. Evet. Bunlar kısır olanlar. Yani genç hayvanlarımız. Evet. Sağmal hayvanlarımız aşağıda. Buradalar. Ne kadar sürede hayvanları sahiliyorsun? Günde 3 sefer sahiliyoruz. Sabah ikindi bir de geceliğin sahiliyoruz. Evet. Günde 3 sefer bakıyoruz. Sürekli yemleri önlerinde beslememiz. Bu şekilde devam ediyoruz. 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Kendim Ümit Öktem. Doğma büyüme buradayız. Ege Üniversitesi Tekstil Bölümü mezunuyum. Tekstil? Evet başkanım. O şekilde. 2002 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra 4-5 yıl özel sektörde çalıştık. Ondan sonra baktık, geldik kendi topraklarımıza sahip çıkmak istedik. Bunun için burada tarımla, hayvancılıkla uğraştık. 10 yıldır da burada uğraşıyoruz Genel Başkanım. Kadar. Yalnız son dönemdeki ekonomik sıkıntılardan dolayı onlarla yolumuzu ayırdık. Kendimiz bakıyoruz. Kendimiz devam ediyoruz Genel Başkanım. Yaklaşık olarak
Şimdi ben size nereye geldiğinizi de önce bir anlatmak tabii, istiyorum. Tabii. Şimdi Genel Başkanım, şu karşı gördüğünüz tepelerin arkası Çimpe Kalesi'dir. Evet. Türklerin ilk Avrupa kıtasına ayak bastığı topraklardır. Biz de yaklaşık 700 yıldır bu topraklarda yaşayan kişilerin çocuklarıyız. Evet. Bugüne kadar bizim dedelerimiz her türlü zorla göğüs gerip bu toprakları terk etmediler. Evet. Kuru soğanla kuru ekmeği katık edip her türlü zorla göğüs gerip bugüne kadar tutundular. Onun az daha ilerisinde Gelibolu Yarımadası evet. Şehitliğimiz. Evet. 253 bin şehidimiz var başucumuzda. Evet. Bu kişiler 7 düvel üzerine geldi. Yine de geri dönmediler. Evet. Biz de bu şekilde burada devam ediyoruz. Evet. Özellikle son yıllarda tutarsız devlet politikalarından dolayı çok zorlanıyoruz. Evet. Çünkü geçen yıl ile bu yıl arasında %60-70 bir maliyetlerimizde artış var. Evet. Hayvancılık, yem konusunda. Tarım desteklerimizde tutarsızlık had safhada. Belirlenen destekler ne zaman ödeneceğini tam olarak bilmiyoruz. Yani bir Tarım Bakanı açıklama yapıyor. Bu hafta yatırılacak deniyor. Evet. O anca o zaman yapıyor. O da anca işte bir hafta, iki haftada anca yatır diyor. Yem fiyatları her geçen gün artıyor. Bir yılda yaklaşık %70 oranında yem fiyatlarımız arttı. Buna karşılık bizim ürettiğimiz ürünlerin fiyatı artmıyor. Arttığı zaman et ve süt üretiyoruz. Evet. Et üretimi geçen yılda karkas et ortalama 40 liraydı. Bu yılda 40 lira Sayın Genel Başkanım. Ama geçen yıl yem fiyatımız 1600 liraydı. Bu yıl 2600 lira. Buna rağmen şu an birçok kişi bu hayvancılık sektörünü terk ediyor. Benim 100'ün üzerinde hayvanım vardı. Evet. Şu an 70'e düşürdüm. Şu an köyümüzde 120 hane var ise bu hanelerde herkes hayvancılıkla, tarımda hayvancılıkla uğraşıyordu. Evet. Şu an 40 kişi ya da 25 kişi falan kaldık. Kimse, herkes bu işten kaçmaya başladı. Evet. İnsanlar 14,5 tondan 2,5 3 tona düştü. 15 ton 15 ton süt üretiyorduk köyümüz. 2,5 3 tona düştü. 2,5 3 tona düştük. Yani az önce dediğim gibi yani insanlar 7 düvele karşı topraklarını terk etmediler. Ama şu an uygulanan politikalar sonunda insanlar toprağını, yerini, yurdunu terk edip asgari ücretle şehirlere üreticiler, işçi sınıfına dönüyorlar. Evet. Son zamanda gördüğümüz şu pandemi de durumları da çok kötü duruma düştüğünü de görüyoruz. Öğreniyoruz. Evet. Sürekli hepsinde irtibat halindeyiz. İşte biz şu anki hayvancılık politikalarından hiç memnun değiliz. Tarım politikalarından da hiç memnun değiliz. 4 ayda gübre fiyatlarına %60 zam geldi. Bu yarın bizim ürettiğimiz hayvanın etine de yansıyacak. Sütüne de yansıyacak. Yalnız biz fiyatımızı arttırdığımız zaman terörist oluyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Tabii sizin sesinizi duyurmak bizim görevimiz zaten. Biz bunu yapıyoruz. Olabildiğince yapmaya çalışıyoruz. Sadece ben değil, arkadaşlarım da yapmaya çalışıyorlar. Sadece bu bölgede böyle bir sorun yok. Bütün Türkiye genelinde sorun var. Siz bir tarım politikası var dediniz. Ortada aslında bir politika yok. Bir politikasızlık var. Neyi nasıl yaptıklarını da bilmiyorlar. Yem fiyatı bu kadar artarken efendim süt fiyatı niye artıyor? Veya işte bilmem et fiyatı niye artıyor? Ya kardeşim yem bu kadar pahalıysa bunu sineye çekecek olan hayvancılık yapan değil yani. Sonuçta bu da maliyete ilave etmesi lazım. Eklemesi lazım. Yoksa yaşayamayacak zaten. Şimdi geldi mi? Gelir efendim. Matuşka'yı aldı galiba. Matuşka'yı aldı. Sağ olun. Ama demeden ayrıldık. Eyvallah. Sağ olun. Efendim. Hoşça kalın. Kendinize bir merhaba diyorum. Eyvallah. Efendim? Çaylar senden mi? Çaylar benden olsun. Hayır başkanım yiyorsan. Başkanım iyisiniz. İyiyim başkanım. İyiyim sağ olun. Kaç hane var burada? Yok bir ayı. 110, 120. 120 hane. Gençler? Gençler gitti.
Şey, nereye? İstanbul'a. Çorlu, İstanbul. İstanbul'da. Göç ettik. Göçerler kaldı. Oralarda çalışıyorlar yani. Evet. Çiftçi kazanamayınca, gelir elde edemeyince tabii çocuk çocuk mecburen gidiyor. Evlerini sök ettiği, göç oldu. Evet. Buralar, topraklar çok bereketli aslında. Ama işte çiftçi ektiği ürünü karşılığında alamıyor. Oradan sıkıntı çıkıyor. Gençler kalmıyor. Sadece burada değil ama. Türkiye'nin bütün bölgelerinde aşağı yukarı aynı tablo var. Aynı tablo. Sayın Genel Başkanım, okullar açılırsa köylerde gençler geri dönüş yapabilir. Ama okullar açılmazsa biraz zor bu iş. Burada okul taşımalı mı yoksa? Taşımalı. Burada da taşımalı. Evet, taşımalı. Burada çok güzel kolej gibi okulumuz var. Kendimiz yaptık. Milli Eğitim yapmadık. Kendimiz yaptık okul. Köy olarak yaptık. İki katlı. İki. İki katlı. Üç katlı 8 tane dersi yok olan. Öğrenci yok. Yapacağız inşallah. Efendim sunucu genç arkadaşımız Sayın Kılıçdaroğlu kürsüye arz ediyorum dedi ama Sayın Başkanımız çıktı. Hiçbir farkımız yok. Çünkü biz aynı davaya inanmış insanlarız. Beraber. Belediye Başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Yaptığınız her harcamanın hesabını millete vereceksiniz. İki, vatandaş arasında hiçbir ayrım yapmayacaksınız. Çünkü biz diğer partiler gibi değiliz. Biz halkın partisiyiz. Halkı seviyoruz. Bütün çabamız halkın daha güzel bir yaşam düzeyini yakalamasıdır. Bunun mücadelesini veriyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin en büyük ikinci et kombinasını Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız yapıyor. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti neden veya hükümeti veya Erdoğan neden Türkiye'nin her tarafına bu tür tesisler yapmıyor? Neden yapamıyor? İşine gelmiyor. Aramızda muhtar arkadaşlarım var. Aramızda üretici arkadaşlarım var. Şunu sormak sizin de göreviniz, benim de görevim. Neden Türkiye Cumhuriyeti'nin 83 milyonu Londra'daki bir avuç tefeciye çalışıyor? Neden faizleri oraya veriyoruz? Neden çiftçimiz desteklenmiyor? Sütü düşük fiyatta alıyorlar. Eti düşük fiyatta alıyorlar. Marketlerde, diğer yerlerde çok pahalı satılıyor. Terörist olan kim? Üretici. Niçin? Niye pahalıya satıyorsun? Yem fiyatı ne? Yem fiyatı ne oldu? İlaç fiyatı ne oldu? Bunu soran var mı? Bunu soran yok. Ama biz soracağız. Beraber soracağız. Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yoktur. Türkiye'nin bütün sorunları çözülür. Neyle? Akılla çözülür. Devlet akılla yönetilir. Mantıkla yönetilir. Bilgiyle yönetilir. Birikimle yönetilir. İntikam duygusuyla devlet yönetilmez. Ölç almak duygusuyla devlet yönetilmez. Devletin görevi vatandaşına hizmet etmektir. O görevi yapacak olan da devleti yöneten siyasi otorite. Yani şu anda AK Parti'dir. AK Parti'nin vatandaşına hizmet etmesi lazım. Bölmemesi lazım. Öfke duymaması lazım. Kin duymaması lazım. Patatesçiydi, soğancıydı, hayvan üreticisiydi, çiftçiydi. Bunları hiç kimse terörist ilan edemez. Bunlar çalışıyorlar. Kazanıyorlar. Alın teri için kazanıyorlar. Bizim köylüye veremediğini Avrupa'nın köylüsüne veriyorsunuz. Bizim üreticiye veremediğini Avrupa'nın üreticisine veriyorsunuz. Ya kardeşim burada da çalışan var. Veriyorsun ona verdiğin fiyatın aynısını bizim köylüye ver. O kazansın. O üretiyor. O çaba harcıyor. O emek harcıyor. Ama benim size sözüm var. Türkiye'nin bu sorunlarının tamamı, ama tamamını çözeceğiz. Gücümü sizden alacağım. Desteğimi sizden alacağım. Size de şunu söylemek isterim. Önce Allah'a güvenin. Sonra kendinize güvenin. Sonunda da bize güvenin. Bu kardeşimize güvenin. Çözeceğiz. Her sorunu çözeceğiz. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle. Çünkü benim siyaset anlayışımda cebimi doldurmak yoktur. Vatandaşın cebini olacak. Vatandaş kazanacak. Alın teri döken kazanacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 5 tane çeteciye mahkum değildir. Üreten kimse
alın teri döken kimse, hak onun hakkı. O hakkı teslim edeceğiz. Madem ki hak diyoruz, madem ki hukuk diyoruz, madem ki adalet diyoruz, sizin için hakkı, hukuku ve adaleti sağlamak için her türlü mücadeleyi yapacağım. Sizin için, bu ülkenin vatandaşları için yapacağım. Belediye başkanımıza hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Diğer belediye başkanlarımıza da teşekkür ederim. Türkiye'deki bütün belediye başkanlarımız gerçekten de tarih yazıyorlar. Onlara şükran borçluyum. Hepiniz sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ederim. Atatürk'ün Suat Sonu çıkışından sonra Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar geçen süre içerisinde Osmanlı Devleti'ne bulmuş olan Atatürk'ün orijinal zorluğunu SHP'ye hediye ediyorum. Helal olsun. Çok teşekkür ederim. Özellikle bugün Çanakkale Savaşı'nın zaferinin 106. yılındayız. Bu topraklar aslında her karışından şehit kanlarıyla yoğrulmuş topraklardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğünü sadece biz değil, bütün dünya kabul ediyor. O, Çanakkale Savaşı'nda tarihin ona çıkardığı bir görev vardı ve o Milli Kurtuluş Savaşı'mızın da önderliğini yaptı. Bu nutuk aslında her Türk gencinin mutlaka okuması gereken bir kitaptır. Samsun'a çıkışından başlayarak anlattığı hikaye vardır. Zorluklar vardır, emek vardır. Nasıl başardığını anlatan bir kitaptır bu kitap. Bunu hepimizin okuması lazım. Ben bir öğrenciliğimde okumuştum, bir de genel başkan olduktan sonra okudum. İki kez okudum. Dolayısıyla bizim mücadelemiz, Milli Kurtuluş Savaşı mücadelesi çok önemli. Bütün masum milletlere örnek olan bir mücadeledir. Bunu alacağım, sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kütüphanesine koyacağız. Hiç endişeniz olmasın. Dolayısıyla ben size Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak partim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. Buradan efendim. Ben çalışıyorum. Evet, Büyükbaş Efendi, bugün sabah kesimimizi gerçekleştirdiğimiz, birazdan da depolarımızı alacağımız Küçükbaş ve Büyükbaş ekipmanlarımız. Ben size kesim prosedürümüzden kısaca bahsedeyim kesim salonumuzla ilgili.